Merhaba değerli dostlar, güzel insanlar. Neredeyiz? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Baba bugün Siverek'teyiz. Siverek'e geldik. Siverek diyorsunuz. Şanlıurfa'nın önemli bir ilçelerinden biridir. Siverek'in tarihi tabi buradan Asurlara ve Sümerlere kadar uzanmaktadır. Selamünaleyküm. Abi hala satılıyor değil mi maşallah? Bu ürünler çok faydalı abi ya. Nasıl? Köyler falan mı alıyor? Döşek mi yapıyorlar? Ne kadar nasıl abi mesela bunun kilosu? Çok merak ettim, ondan sorayım. Biz çekim yapıyoruz da. 55 lira çekim yapıyoruz. 55 lira. Şunlar var 75 lira. 75 lira. Bu ne yün abi? Romandır, roman. Roman. Koyun mu? Koyun falan değil koyun, mi? Koyun. Koyun yünü bu? Bu bizim yerli malı. Yerli malı. En çok hangisi alıyor abi? Bunlar mı? Bunlar çok temizli daha gidiyor. Yani hangisi ya abi? Bunlar daha iyi değil mi? Şu olarak. Tabii bunlar daha yerli olarak daha iyi. Yerli olarak. Yıkanmamışlar var 15 lira. Daha ucuz. Tabii yıkıyorlar mı abi? Tabii yıkanıyor. Yer yer problem yok. Bunu siz mi? Abi kolay gelsin. Bunu siz yıkıyorsunuz değil mi abi? Yok onu fabrika yıkıyor. He fabrika. Sıcak su yıkanmasın. Ama bunlar teyzelerimiz, tabii, ninelerimiz, tabii, halalarımız tabii, yıkıyor. Siz nereden geldiniz? Ben çekim yapıyorum abi şimdi. Dostlar hakikaten bunlar çok önemli. Şimdi genelde bir fabrikasyon falan alıyorlar da onlar çok zararlı. Onlar ne yapıyor? Bir terletiyor, bir şey yapıyor. Ama bunlar çok faydalı. Bunlar yaramaz abi. Fabrikasyon. Bu hasta eder. Selam aleyküm. Çarebaşı. Kodeşleri ağzı verin. Çekilmedik. Ne bu bana zararlı yine. Bana bunlar çok zararlı abi. Fabrikasyon bu. Memleket Diyarbakır. Yani budur abi. Alacaksanız budur. Yani ama bilmesi lazım değil mi bunda yapması yani. Herkes yapamaz herhalde bunu. Değil mi? Bunu güzel yıkayacak. Tertemiz döşeklerin içine koyacak. Evet. Sağlıklı dört dörtlük orijinal bir şey. Tabii bunu herkes şimdi yapamaz dostlar. Bunu hani eski insanlar daha diyelim halalarımız, ninelerimiz, teyzelerimiz. Evliliklere var ya. Evlilik oldu mu, düğün oldu mu millet gelip götürüyor. Götürüyor değil mi? Oluyor. Ama hala alıyorlar değil mi? Tabii. Hala kullanılıyor. Allah sana bizim burada ne işimiz var? Değil mi? Tabii. İyi ya bu çok iyi abi ya. Buna devam edeceğiz. Kalite budur. Sağlık budur değil mi? Bizim tavukçu Abdo da var abi tavuklarını da çek. Baba kendine iyi bak. Eyvallah. Şeytan. Köşesi. Küçesi. Niye şeytan küçesi? Abdü abi buradan şey yapsın. Selam aleyküm abi. Abdü abi hoş geldin. Baba hoş bulduk. Nasılsın? Durumun iyidir. Allah razı olsun. Sen nasılsın abi? Sağ olasın. Hürmet ederim. Eyvallah. Estağfurullah. Böyle çekim yapıyoruz. Belgesel çekiyoruz. Siverek'imize geldik. Çok iyi yapmışsın. Ama hayvanları böyle biraz daha açık şeye bıraksan daha iyi olmaz mı? Hocam burada kızıyorlar. Kızıyorlar değil mi? Ne yapsın babalara kızıyorlar ya. Ne çok satılıyor burada? Hayvan ne satıyorsun? Valla tavuk satıyorum, zindi satıyorum, satıyorsun. Ürdek satıyorum, kuş satıyorum, çeşit çok. Evet, Abdullah ara sıra bile bırak da biraz hava alsınlar, özgürlüklerine kavuşsunlar ya. Özgürlük arkada bırakıyoruz. Bırakıyorsun değil mi? Devrim daim oluyor galiba, bırakıyorsun. Tamam. Peki Abdullah biz burada ne yemek yiyebiliriz? Buranın neyi güzel? Buranın her şey güzel. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Siverek, Şanlıurfa'nın önemli bir ilçelerindendir. Bir kültür ve asalet bir şehri burada gezeceğiz abi. Bakalım Siverek'ten neler var neler yok. Şöyle bir gezelim bu çarşıyı da merak ediyorum ya. Böyle Siverek'e özgü bunlar herhalde böyle. Selamünaleyküm abi kolay gelsin. Siverek'e özgü değil mi abi bunlar hep böyle? Siverek'lerin kültür ve gelenekleri yansıtan Bunlar. Evet. Bunlar. En çok burada hangisi? Bunlar mı giyiliyor abi? Ne abi? Ne kadar abi bunlar mesela merak ettim. 200, 180, 150 dekşiyor. Değişiyor. Kalitesine göre değişiyor diyorsun kaliteye abi. Kaliteye göre dekşiyor. Yani. En çok burada hangisi gidiyor abi? Bunlar herhalde gidiyor. Bunlar eskiden abi budur. Şimdi yeni modeller de hepsi bunlar. Hepsi bunlar gidiyor. Yani. Eyvallah. Çarşının ismi ne abi bu? Burası Spy Pazarı. Spy Pazarı. Evet. Şeytan köşesi de varmış. Küçesi mi değil? O üst sokaktadır. Merak ettim ama şeytan küçesi niye diyorlar abi? Eskiden, şeytanın ne işi var burada ya? Eskiden böyle dardır ya. Evet. Millet giriyor böyle çok dar diye karıştırıyorlar ya. Tamam. Şeytan. Ondan dolayı mı şeytan küçesi demişler? Ondan demişler aynı. Değil mi? Ben de merak ettim ama şeytan küçesi diyorlar. Eyvallah teşekkür ediyorum. Gümrük Hanı orada. Gümrük Hanı falan orada. Merkez orası diyorsun. Aynen. Eyvallah. Burada ne yapıyorsunuz? Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Burada da tereyağı var. Değil mi? Siverek özgü var. Değil mi? Siverek özgü değil mi abi? Evet. Şu ne abi? Merak ettim bunu. Bu ayranla yapılmış şeydir. Buna ne dedi? Çekilek dedi. Değil mi? Bunu çekerek. Bunu çekerek. Çortan. Çortan diyorlar. Çortan. Vallahi enteresan baba ya. Selamünaleyküm. Enteresan valla. Yani ayran çorbası yapıyorlar. Eskiden böyle şey yapıyor. Ayran çorbası. Ayran çorbası yapıyorlar. Vay be lokantada. Doğal olan budur. Doğal olan budur. Bizim almamız gereken bu mudur? Evet. Çok güzel. Bunlar abi zeytinler zaten. Zeytinler. Bildiğimiz zeytinler. Siverek peyniri. Bunlar Siverek peyniri. Karacağın pirinci. Karacağın.
Evet. Karaca Dağ ya. Biz Karaca vallahi bizde var ya. ya ne kadar bunun kilosu? Şu çuvalı 25 kilodur. Evet. Yani 1 milyar güzel tamam. Güzel. Buradan var mı? Bizim lokantada bulabileceğimiz var mı? Şu gelmişken Karacadağ şeyi yiyelim ya. Her yerine bırakırız seni. Var mı? Var. Dostlar şimdi Siverek'e gelince bir Siverek tavası yemek lazım. Bir de Karacadağ pilavı mı? Pirinci evet, yemek pirinç. Lazım. Evet. Buradan bulabiliriz değil mi? Kesinlikle. Baba gelmişken bir Siverek tavası yemek lazım. Kesinlikle. Bunlar ne abi? Çay? Kaçak çay? Abi, kaçak çay. Kaçın. Niye kaçak demişler ya? Bir de tulum peneri var. Tulum peneri. Siverek'e mi ait mi? Siverek'e tadına var. Bakabiliyor muyuz? Tabii bakalım. Şu poşetten alalım. Sonra takipçiler alalım, diyor ki abi diyor, niye şey yapmadın diyor ya, elini falan koydun. Alamıyoruz ki kardeş. Neyse şuradan alalım. Bu da Siverek. Şurada yoğurdu da var. Baba evet. Yo Allah selamun aleyküm. Baba siz cennette mi yaşıyorsunuz ya? Yani doğal yoğurt. Hepsi doğal ya. Doğal. Allah razı olsun ya. Ciddi söylüyorum. Dostlar hakikaten Allah razı olsun diye doğal satıyor kardeşim. Adamlar doğal satıyor. Yani bizim almamız gereken doğallıktır. Eğer doğal beslenmesek hasta oluyor. Sonra hastanın köşelerinde insanlar çoğalıyor kardeşim. Ne gerek var? Burada bu Siverek şeydi, peyniriydi değil mi? Evet. Evet, Siverek peynirinin tadına bakalım ama. Bismillah. Afiyet olsun. Güzel. Yoğurt bastı. Aynen. Bana böyle geldi. Yar bakın zaman. Aa, çok biliyoruz bizim de oraların peynirini değil mi? Evet. Bir daha süleyyağı var, tereyağı var. O nasıl abi, ne kadar tereyağı? Yani bu da doğalmış. Baba hep doğal olsun. Doğalatılık. Doğalatılık zaman. Vallahi ya ondan sonra adam şehirde yaşıyor. Eline bir margarinli poğaça alıyor. Bir tane meyve yarın, suyu alıyor. Kahvaltı yaptığını zannediyor. Doğal bal bırakacaksın. Kahvaltıda. Ya. Süper olur. Ya. Ya şehirde kahvaltı yaptığını zannediyor. Yapmayın be kardeşim. Tabii. Ne kadar mesela o tereyağın fiyatı? Ne kadar da? 250 lira. Abi iyi. Güzel. Değil mi? Çok yoğurtlar da... 20 lira. Yumurta şey mi? Yoğurtlar kaç kilo? 4 kilo. 4,5 kilo. İyi baba güzel. Ortalama 100 kağıt. 100 kağıt. Şimdi ben çok ucuz değil miyim? Arkadaşlar diyor ucuz değil mi oğlum diyorum. Milletler alışveriş yapsın. Tamam güzel baba güzel. Eyvallah bu peynir? Kilosu 170 lira. Karacadağ peyniri. Karacadağ. Karacadağ gelen peynir mi? Tadına tamam. Bakamıyor muyuz? Şu gördüğün şu an yoğurt peynir hepsi Karacadağ'dan gelme şeyidir. Karacadağ. Yani. Abi çok buran güzel doğal, ya. Allah razı olsun. Dostlar evet. Dedik ki Siverek asalet ve kültürünün başkenti dedik. Bak ne kadar güzel insanlar. Kesinlikle. İnsanlar güler yüzlü ikram ediyorlar. Şimdi geldik Karacadağ peynir de yiyoruz. Evet. Değil mi? Ölmeden önce yani. Yememiz gerekiyor. Peynirlerden bir tane Karacadağ. Bismillah. Gerçekten güzel ya. Biraz tuzlu mu sonra onu sıcak suyla mı koyuyorlar? Sıcak suyla aynen. Sıcak su onu tuzlu götürüyor. Bir şey de bilme be kardeşim doğru. O direkt kahvaltı yapmadan önce bir sıcak suya koyuyorsun. Evet. Onun tuzunu alıyorsun baba. Aynen. Yapıyorsun. Kaç aydı? Kilosu 165. Ne güzel. Baba keşke araba alsaydık. Daha araba almadık baba. Soruyorlar araba nerede? Kardeş bu kanalın bu videonun patlama yapması lazım ki biz de araba alalım baba. Parayla alıyorsun. Abi teşekkür ederim. Yani burada hep doğallık var. İşte balıdır, yumurtasıdır. Değil mi? Her şey doğal. Köyünler. Buranın Siverek'in her şeysi doğal. Her şey. Tamam. İnsanları, yemeği, içmeği, suyu, her şey doğal. Ya daha her ne şey olsun? Doğal. Daha ne olsun be kardeşim? Aynen. Daha ne olsun be? Öyle güler yüz. Baba teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür kanalımızın ederim. İsmi neredeyiz? YouTube'a gireceğiz. Tamam. Neredeyiz yazacağız. Tanısınlar abone olun. Eyvallah. Ben de Allah razı dükkanı ismi ne? Gül Alan Peynirci. Bir daha söyleyelim. Gül Alan Peynirci. Gül Alan. Gül Alan evet. Peynirci. Ne kadar güzel bir isim ya. Gül Alan ya. Gül Alan. Gül Alan. Aynen. Baba teşekkür ediyorum. Kanal ismi neydi bu arada? Neredeyiz baba? Neredeyiz unutmayalım. Kanalı bir yemesi lazım. Çay içmez mi? Abi Allah razı olsun. Vallahi bir gezelim. Çarşı ufak mı? Buradan bir gel. Var. Diğer taraftan üstten daha güzel şeyler. Tamam. Aynen. Bir gezelim. Bir gez istersen. Sonra şeytan köşesine de gidelim. 100 metre ilerisine de buradan da gidelim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Baba görüyor musun? Bak ne güzel insanlar. Böyle güler yüzlü, tebessümlü. Yani böyle Siverek özgü baba böyle. Bunlar da Siverek özgü. Bak ne kadar güzel. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bunlar ne abi, Siverek özgü mü? Evet, bunlar da Siverek'e özgü. Şimdi daha önce bir çobanlarımız giyiyordu. Şu evet. Anda da şimdi modern bir şey oldu, bir şekle geldi. Şu an genç, yaşlı ve herkes... Değil mi? Çok güzel. Aklıma bir şey geldi. Şimdi biz eskiden tabii pantolonumuzu yırtarken... Teyzelerimiz, annelerimiz, ninelerimiz yama yaparlardı. Ama ne oldu? Bu moda oldu. O moda oldu. Değil mi? Demek ki eskiye doğru gideceğiz. Evet. Yani bunlar çoban mı giyiyor? Ben de çobanlık yaptım, giymedim ama. Daha önce çobanlar giyiyordu, şu an artık böyle artık şey işte, yapalım. Modern bir tarza dönüştü. Değil mi? Demek ki benim... Şimdi böyle soğuktan korunmak için böyle giyiliyor. Mükemmel bir şey. Demek ki benim çobanlık yaptığım zamanlarda param yoktu. Fark ettik o zamanlar. Evet. Bakabiliyor muyuz? Giyebilir miyiz ya bir evet, tanesi? Giyebilirsin. Hangisi mesela abi? Abi hoş geldiniz.
Ya benim gittiğim yerim maşallah bereket bolluk baba. Güzel insan olduğumuz için böyle bereket bolluk dolacak inşallah. Bunlar abi demek ki giyilebilir yani, değil mi? Giyebiliriz yani. Ben bir tanesini giy, bir tanesini giyiyoruz. Allah razı olsun. Baba tutabilir misin şöyle? Evet, tamam. Görünüyorum değil mi ben? Evet, ya evet, merak evet. ettim. Neydi ismi bunun? Şimdi böyle Kürk diyoruz. Kürk diyoruz. Kürk. Tabii canım. Allah Allah. Abi gelince bir Kürk de giyelim ya. Şimdi bunlar yani eskiden çobanlar giyiyordu. Şimdi herkes giyiyor. Şimdi herkes. Gene de soğuğa gidiyor değil mi abi? Yani. Baba Sarıkamış'a gittin işte, Kars'a, Mars'a, Ardahan'a falan gittin mi giyeceksin. Hacı kendimi bir anda şeyde zannettim ya. Allah bak, bak burada bayan ablalarımızsa bunları giyiyor. Bunlar da yöresel kıyafet. Selamünaleyküm. Onlar da yöresel mi? Evet. Yöresel. Düğünlerde falan mı giyiliyor abi? Evet onlar da düğünlerde. Avana düdüğün ivermeti. He, düğünlerde abi yöresel demek ya. Evet, onlar ne yöresel. Güzel baba. Çare baş, durma mı çare? Kodej var az diyor, serçe hava. Vana şu düdüğün ivermeti. Ha normal vana işte. Evci pensi diyor. Peki bu ne kadar? O 500 lira. Baba. 500'den başlıyor yani. 500'den başlıyor. Bu 500 lira. Evet. Baba bedava ya. Ne yapalım? Sivere yani. Gelip bir yerleşsek ne yapsın? Ama bunu bir cebe de yapın abi bir yerde. Var öyle cepli modellerimiz var. Cebe cepli model. Abi ne yani güzel ya. Ya bir gençlere yönelik yapıldı. Şu an böyle bir tarz oldu artık. Bir tarz oldu baba. Çıkıyor. Evet. Modayı başlatıyorum hacı. Demek ki bundan giyeceğiz. Moda başlıyor. Hacı güzel gerçekten. Allah Allah. Abi insanın bir şeyi oluyor ya. Baksana abi. Gerçekten güzel. Bunlar da çocuklar için mi abi? Yok bunlar da bayanlar için. Şunlar böyle çocuklar için de onlar var. Burada da çocuklar için de var. Allah Allah. Abi ne kadar güzel ya. Yöresellik her zaman iyidir baba. Ama bu sıcak tutuyor. Güzel. Ben sevdim ya. Biz bunu nerede giyebiliriz abi? Biz gitsek şehir mehirde giyebilir miyiz? Giyebilirsin tabii canım. Biz burada giyiyoruz. Allah Allah. Abi çok güzel ya. Vallahi ben beğendim. Yani böğüsle de çok bir şey değil ya. Böyle böyle cebli modeller var. Şuna baksana. Değil mi? Şimdi hem pardis hem de kadar cebleri falan. Abi bir tarz ya. İnşallah başka zaman geldiğimizde bir tane alalım baba arabaya getirdi. Çünkü dostlar asalet ve kültür başkenti diyebiliriz burası. Hakikaten. Buranın tarihi Sümerler Asurlara kadar dayanmaktadır. Bu arada Sümer ve Asurlara kadar çalışın. Orası önemli. Üniversite sınavına girerler. Abi çok teşekkür ediyorum. Şunu çıkarayım. Vallahi çok güzel. Bir de sen burada şey satıyordun abi kültürel olarak. Neydi abi bunlar? Şunlar da abi önemli. Bahar mısın abi? Kültürel. Arkadaşlar buradan tabii Şeytan Küçesi'ne gideceğiz. Müzeye gideceğiz. Gümrükhan'a gideceğiz. Kaleye gideceğiz. Ya gezeceğiz. Ondan sonra bir siverek tavası yiyelim. Vallahi hacı ben bunu beğendim. Bir dahaki sefere arabayı alınca hacı o arabayla gelelim. Daha çok eşya alalım. Allah razı olsun. Dükkanın ismi ne? Dükkanı söyle. Ben gelen giden olur. Şimdi Tilloğlu Üst Kaya Ticaret. Abi giymiş bunu ha? Giyiyorsunuz değil mi abi? Hem satıyoruz tamam. Hem satıyoruz. He güzel. Abi güzel ya. Yo ben bunu sevdim ya. Dur bakayım. Zaman olursa arabayı getirsek inşallah şey yapar. Çünkü alınacak çok şey var. Aynen, alınacak öyle. Çok şey var. Burası bu kadar değil mi abi? Evet burası bu kadar. Eyvallah abi teşekkür şöyle ediyorum. Şeytan öyle mi? Direkt çıkıyoruz. Abi sağ olasın. Görüşürüz. Evet dostlar yani ambiyans çok güzel. Hacı bak böyle güzel. Birlik ve beraberlik içinde abi. Burada alışveriş yapıyorlar. Güzel bir yer baba. Buranın ekonomisine baktığımız zaman ekonomi, tarım, hayvancılık, ticaret burada çok önemli. Mesela burada yeraltı kaynakları da çok önemli. Çünkü burada hayvancılık, tarım önemli. Niye? Verimli topraklara sahip. Elektrikler mi kestik? Bana mı öyle geldi ya? Selamünaleyküm. Abi elektrikler mi kestik? Bana mı öyle geldi? Elektrik kestik. Kestik değil mi? Şansımız evet. Burada da yoğunluk olarak tutum var. Selamünaleyküm abi. Nasılsın abi iyi misin? Eyvallah abi. Kolay gelsin. Ayakkabılar, tütünler. Şeytan Küçesi'ne gidelim merak ettim ben de. Aa, burada elektrik yok, burada elektrik var. Vay be. Bakalım. Burada yoğunluk olarak tabii. Abi yoğunluk olarak, çarşı böyle ya, çarşı güzel çarşı. Yoğunluk olarak tütün de çok var. Tütün çok. Bunlar hep yöresellik mi abi? Neredeyiz abi? YouTube neredeyiz? Bunlar hep yöresel. Düğünlerde giyiyorlar değil mi? Düğünlerde giyiyorlar böyle bu şekilde. Hafta. Özel haftan tikiyorlar. He. Mesela gelinler de giyiyor gelinlikin üstüne. Değil mi?
Haftanın üstüne. Evet. Kana olsun, düğün olsun. Hepsi burada giyiyorlar. Ha. Abi teşekkür ederim. Şeytan Küçesi öbür tarafta mı? Yok buradır. Burası Şeytan Küçesi. Tamam. Teşekkür ederim. Bir eyvallah. Gezelim abi. Buradan çıktınsa Şeytan Küçesi bitti. Caddesi. Şuradan çıktı mı? Ha bu buradan çıktı mı? O zaman şöyle bir dönelim o zaman. Ha. Tamam. Teşekkür ediyorum. Abi cadde bunlar cadde geçti mi bitiyor. Bitiyor. Ha. Bunlar demek ki tabii düğünlerde değil mi? Ha. Düğünlerde, nişanlarda falan giyiliyor. Siverin. Özgü, kültürel. Kültürel değil mi abi? Evet. Abi teşekkür ediyorum. Orada da bayağı var. Bunlar hepsi öyle demek ya. Burası merkez baba. Bir yerde görmüştük. Burası merkez. İnsanlar gelip burada oturuyorlar. Çay içiyorlar. Kahve içiyorlar. Sohbet ediyorlar. Espriler var baba. Kehribar var. Normal tespitler var. Abi şey aklıma geldi. Kehribar galiba Guatra çok iyiydi herhalde. Ben bunu nerede okudum ya? Aydın Salih kitabında okumuştum. Guatra çok iyi abi. Ha tespihine güçlü kehribarı. Kerini var tespih. Bu hangi tespihler? Güçlü kehribar. Güçlü kehribarı. Evet. Bana fiyat var mı içine? Selamun aleyküm. Fiyat tamam. 5 milyar ya. Değil mi? 5 milyar ki hata düzük iyice senin. Ne olur 5 milyar ay. Allah Allah. 5 milyar ki canım. Kamera desadım. 5 milyar ki canım. Kamera desadım. Abi baba ne olur 5 milyar. Ne oldu? Nasıl? 95. 95 bin lira. Allah Allah. Abi 95. Ya 95 bin lira. Askerlerimiz var. Aynen. 95'e ben almışım. 95'e vermem. Nedir özelliği abi bunun? Merak ettim. Bu sıkmadı. Nasıl yani? Sıkmaz ama. Kerivan sıkma. Abi 90. Ya valla. Ölmeden önce 95 lira tespit. Bir tane var abi. O ne kadar? Bu. 35 milyar bak. Bu şeyler altın. Ne şey? Allah abi kolay değil. Ağılınca tabi. Hala biz tesbih bize yok. Evet ağılınca tabi. Abi teşekkür. Sen çağla. Tabi ağılınca abi. Vallahi iyi ya güzel. Bu ne Holding Ramazan diyor. Tamam Serç Ama hatırlıyor. Eyvallah sağ olasın. Evet dostlar yani hakikaten 95 bin liralık şeyi de çektik, resmi de çektik. Ne yapalım baba? Ya şurada otursa bir çay mı içsek ne yapsak ya? Neyse. Böyle geziyoruz abi. Siverek'teyiz. Evet. Burada da etler var abi. Kasap et. Selamünaleyküm. Abi et nasıl bir ucuzluk var mı? Ne kadar şu anda kuzu eti? He? 83 var. Aa ne kadar? Ne kadar abi? Şu anda 350. 350 lira değil mi? Yükseliş var. Doğru et yükseliyor. Abi teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Baba nasılsın iyi misin? Şerif baş dur ateş hadi. Yok tabii kardeş terazi. Kardeş terazi. Küçü bu koy. Ben bu hem siverek tavasi bu koy. Lheyi tanı. Yine tavasi bu. İki lastik gibi neyse. Evet. Biraz şöyle hazır kıra bu kıra bu kıra. Ah. Fırın ne hazırdı ki? Fırın ne hazırdı ki? Lokan temel cihanın. Bundan yiyelim baba. Yani bir daha söyler misin ismi neydi abi? Kadayıf künefe ya peynirli kadayıf. Peynirli kadayıf ama Siveri özgü. Siveri. Eyvallah Serç Ava. Arkadaşlar şöyle Siveri özgü şey dediler, künefe dediler. Tadına az önce baktık gerçekten çok güzel. Bir de çayımızı aldık. Evet şimdi gerçekten bakın tadına abi. Az önce yedim çok güzeldi. Şuradan abi yiyelim abi yapmış. Siveri özgü abi. Nefis bir şey. Böyle böyle bir yiyelim baba. Bismillah. Gerçekten abi çok güzel. Şekersiz. Çok şekerli değil. Abi dedi ki glikoz da yok içinde. Abi adam hakkını vermişler. Bak şu. Aradaki şeye bakalım abi. Arası da böyle abi. Ay yemek lazım. Bismillah. Abi eline kola sağlık. Çok sağ ol. Yani gerçekten güzel. O içindeki kaynak nedir abi o içinde? Taze peynirimizdir. Eline koluna sağlık. Ne kadar abi borcumuz? Tamam misafirimiz. Estağfurullah abi. Var abi. Vallahi ne kadar borcumuz abi? Tamam, tamamdır. İkram mı? Tamam. Abi verelim ama ya. Hayır. Bir daha gelelim iki kat alırız. Eyvallah. Allah razı olsun abi. Dükkanın evet. İsmi ne abi? Mehtap Pazarı. 1974'ten beri buradayız. Devam ediyorsun abi. Aynen. Şeytan Üçgeni değil mi abi? Küçesi. Şeytan Küçesi. Küçesi. Küçe ismiyle Kemaliye Caddesi. Her şeyin doğal olması karasal ve çöl ikliminin etkisiyle abi. Yazlar sıcak ve kurak. Yazlar biraz boğucu bir etkisi var. Kışın nedir abi? Soğuktur, yağışlıdır. Üzüm bağlarıyla ve fıstığıyla da çok meşhurdur. O üzüm bağlarının arasında fıstıkları böyle yetiştiriyorlar. Şimdi dostlar tabii her yörenin güzel yemekleri var, meşhur yemekleri var. Siverek'in meşhur yemeği de abi nedir? Siverek tavası. Yani o halayın başını siverek tavası çekiyor. Demek ki Siverek'e gelirken ne yiyeceğim, ne diyeceğim falan düşünmeye gerek yok. Siverek tavası yiyeceğiz.
bir siverek tavası yemeye gidelim, devam kibro. Şimdi canlarım, dostlarım, diyorlar ki, şimdi tabii burada konuşuyoruz insanlarla, diyorlar ki siverek tavası en güzel kasaplar yapar diyor. Yani diyor, domatesini alacaksın, biberini alacaksın, etini ayarlayacaksın diyor, tamam mı? Kasaba götüreceksin diyor. Bizim tabii imkanlarımız bu konuda sınırlı olduğu için biz ne yapacağız? Burada en iyi lokantaya gidip siverek tavası yemeye çalışacağız. Burada bir tane var, burayı gösterdiler. Siverek sofrası falan gösterdiler. Bir oraya gidelim, siverek tavası yiyelim. Gelmişken bir siverek tavası yemeden gitmeyelim. Devam ki. Bakalım bir. Açılmıyor mu? Ha. Ustam selamünaleyküm, kolay gelsin. Baba biz geziyoruz ve belgesel çekiyoruz da siverek tavası var mı? Buranın şeyi meşhurmuş abi. O mu siverek tavası? Göremedim orada, dur şöyle bakabilir miyim? Ne var abi içinde bunun? İçinde domates var, tamam. Baharat var, evet. Kıymet var, çerez var. Bunun özelliği, burada da güzel yemekler var ama fırında pişmesi demek. Orada da güzel güzel yemekler var. Demek ki gelirken yemek lazım. Bak burada içli köfte de var, fena değil. Biz tabii dostlar, biz her yörenin yemeklerine bakıyoruz. Buranın da siverek tavası meşhur. Selamünaleyküm abi. Değil mi? Siverek tavası meşhur. Burada bir siverek tavası yiyeceğim. Burada işte biberler. Bak biraz yakmışlar galiba burayı. Dikkat etmek lazım. O zaten kara fırında piştiği için. Öyle mi? Yanmamış. Kara fırında piştiği için. Az kalmış konfüçyüsün sözünü söyleyecektim ama dikkatli olanlar alacağımmış ama öyle değilmiş. Abi bir tane porsiyon alabiliyor muyuz? Evet. Bir şeker bal olsun. Burada ne güzel yemekler yiyorsun. Ne var baba? Bu yemek ne abi? Bu saç tavamı. Siverek'in meşhur yemeği. Meşhur yemeği saç tavamı. Evet abi. Bize siverek tavası dediler. Siverek tava. Siverek tava. O yan saç tava diyoruz. Beğeniyor musunuz abi? Cemal abi. Güzel değil mi? Türkiye'de yok abi. Şimdi yediğiniz kıymet etlisi bu kuşbaşı etlisi. Öyle aynen mi? Bu saçlar, saçlar da kişiye özel bir şey. Abi Türkiye'nin o en güzel yemekleri siverek tava. Siverek tava. Evet abi. Doğru. Üçünüz de aynı şeyi yiyorsunuz abi. Aynı yiyoruz abi. Demek ki aynı yolda devam. Aynen abi. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Abi teşekkür olsun. Sağ olasın. Eyvallah. Yeşillik getirdi. Biz her zaman diyoruz yeşillik önemli. Baba yeşillik önemli ya. Ne yiyorsan yanında yeşillik ye baba. Yeşillik güzel. Soğan da önemli. Çocuklarınızın iştahı yoksa soğan verin kardeşim. Soğan verin ya. Böyle bir de pide. Bakır tasta böyle bir ayran getirdiler. Baba bakır önemlidir. Bismillah. Genelde şöyle tutarlar. Bismillah. Güzel. Soğuk ayran, güzel ayran, açık ayran, köy ayranı biraz daha kalın olabilir. Yani biraz daha yoğurdu baskın olabilir. Hacı, köylüyüz lan biz de. Biz de köylü olduğumuz için konuşuyoruz. Biz de ayran yaparız. Bismillah. Böyle bir siverek tavası. Valla görüntü güzel. Beğendim. Şöyle bir siverek tavası getirmişler baba. Ateşi üzerinde. İşte o tava demek ki bu tava abi. Bunlara bir şöyle abi böyle güzel güzel. Uf da bu eti de demek ki bunun farklı bir et. Görüyor musun kardeşim? İşte pilav abi. O da güzel baba. Burada da sulguma var galiba. Demek ki siverek tavasını yiyeceğiz. Devam ki siverek tavası. Hadi bismillah. Şöyle bakalım. Güzel. Bir tane et iyi pişmiş. Lezzetli, dengeli. Tabi yazın siverek tavası daha güzel olur. Niye? Sor. Niye? Çünkü yazın o domates, o biber daha doğal olduğu için, domates, biber yazın sebzesi olduğu için yazın siverek tavası daha güzeldir. Tavayı yaz yemek lazım. Ama ben çok merak ettim için tabi. Şimdi geldiğim için bir yiyelim ama yine de güzel yapmışlar. Ellerine sağlık diyoruz. Devam ki bismillah. Şuradan aldın hacı. Öyle abi bismillah. Soğan yiyeceksin hacı. Soğan önemli. Nasıl yemeyeceksin? Hadi gel de yeme. Hmm.
Yani her şeyi kaynağında yemek lazım. Devam. Bismillah. Bismillah. İyi misin kardeşim? Durumu nasıl? Burada çalışıyorsun. Aynen. Eyvallah. Ustam eline sağlık. Güzel. Normalde yazın daha mı lezzetli olur? Değil mi? Bu normal sera domatesleri olduğu için o kadar tadı. Yani tavayı yazın mı yemek lazım? Aynen. Gençler de böyle harıl harıl çalışıyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ne kadar akıllı bir şey ya. Şu an öğlen saat. Aslında öğlen kayda uykusunda yatıyorlar. Biz de çalışıyoruz. Aslında öğlen biraz uyumak lazım hacı. Bir yarım saat böyle bir saat öğlen uykusu da iyidir. Kediler bunun farkında. Biz farkına değiliz. Devam. Siverek tavası yedik. 170 TL'ydi. 150 lira aldılar. Et yemekleri. Şimdi et yemeği genelde pahalıdır abi. Yani nerede yerse ye et yemekleri pahalı. Hani büyük şehirlerde biraz et yemeği daha çok pahalı olur. Ama doğu tarafta da yani et yemeği çok da ucuz diyemeyiz baba. Şimdi burada tabii yemek yedik, bir kahve falan iyi gider. Güzel iki tane çay içtik. Çaylar güzeldi. Bir de kahve içelim baba. Tabii meşhur Gümrükhanı burası. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Burası meşhur Gümrükhanı. Kolay gelsin. Kahve yapıyor musunuz? Ne kahvesi var mesela? Melengiç. Dibek. Dibek var mı? Evet. Güzel. Epeydir güzel bir dibek kahvesi içmedim. Genelde kahve yapmak sanat. Herkese kahve yapamaz. Gerçekten sanattır. Bir dibek kahvesi alabilir miyiz? Tamam. Kaç dakika oldu? 5 dakika. Zaten 5 dakikadan sonra da olmaz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Burası Gümrükhanı. Nedir buranın özelliği? Bir tarihi bir Gümrükhanı. Böyle insanlar burada oturuyorlar baba. Kahvesini, çayını falan içiyorlar. Orada da düğün salonu var. Böyle bir şey abi Gümrükhanı. He, aşağısı müze galiba. Dedi ki burada düğün var, yemek falan verirler. Abi bir tanesi şey yaptı. Gel dedi yemek ye, gel bırakmayın falan dedi. Yok dedim, zaten yemek yemiştim. Şansımda başka yerde yemek yemiştik. Gümrükhanı'nın hemen alt kısmında müze var abi burada. Burası Gümrükhanı kardeşim. Siver'e geldiği zaman demek ki bir Gümrükhanı gelmesi lazım, gelmen lazım. Yukarıda ben kahve içeceğim. Burada taşlar maçlı. Eski baba, eski taşlar. Ne bu abi, yün mü yapıyorlar, ne yapıyor bilmiyorum abi. Öyle bir şey demek ki. Taşlar falan. Eski kantar baba bu da. Bizim köyde de bu taşlar çok çıkıyordu herhalde. Bu ne abi? Matbaa baba. Evet, bu da matbaa abi. Burada bir şeyler çıkarıyorlardı. Doğru, matbaa önemli hacı. Matbaanın bulunmasıyla birlikte ne oldu? Kitaplar çoğaldı değil mi? Okuma yazma çoğaldı. Artık bunu sen bil. Üniversite sınavına giren kardeşim. Matbaa önemli. Asurlar önemli, Sümerler önemli. Bunları bilin. Tabii canım. Abi bu tabii burada işte müzik de yapıyorlar. Dengimeciler olabilir burada ama tabii hafta içi müzik yapıyorlar. Hafta sonu da kapalı. Burada da bir şeyler çıkarıyor. Belki üzüm müzüm koyuyorlardı. Bir şey koyuyorlardı. Şiresini falan çıkarıyorlardı. Bilmiyorum hacı. Buralar öyle yani. Kapı kapalı. Yani tarihi bir atmosfer. Hacı bunlar ne öyle ya? Bunların her şeyi var işte, çeşit şeyler. Oradan su akıyor, oradan gidiyor böyle. Hacı böyle yani. Bir kahve içmeye gidelim. Evet, olay bu. Tarihi bir. Ya. Tamam, burada bir kahve içelim. Sonra başka yerde görüşelim. Devam. Bu dibek kahvesi değil mi? Evet. Tamam, teşekkürler, sağ olasın. Hacı dibek kahvesi. Ya bunları çok tercih etmiyorum. Kahve yapmak sanattır hacı. Yani bin yere gidersin bir tane çıkar. Önce su içiyoruz. Genelde önce kahve içiyorum ama ben de su içiyorum. Bismillah. Bakalım bir şöyle bir dibek kahvesi geldi. Bismillah. Bravo. Fena değil. Güzel. Elinize sağlık. Allah Allah. Enteresan. Bir de bakın hani. Gerçekten güzel. Ne bu? Nerede pişiyor bu? Cezve. Cezvede pişiyorsun değil mi? Bakır cezve. Ateşin üzerine koyuyorsunuz. Ama güzel. Belli ki sevginizi vermişsiniz. El lezzetli, sevgi falan. Gerçekten ben hayret ya. Hayret. Genelde güzel olmaz. Dur bakayım. Gerçekten çok beğendim. Bravo. Elinize sağlık. Hacı biliyorsun kahve yapmak sanat ama bu sefer kahve güzel olmuş ya. Allah Allah. Enteresan. Demek ki Siver'e geldiğiniz zaman Siverek tavası yedikten sonra biraz gezdikten sonra kahve içmenizi tavsiye ediyorum. Dibek kahvesi. Bismillah. Allah hayret ya. Güzelmiş ya. Vallahi güzel. Şeytan küçesi niye diyorlar ya?
Vallahi onun tarihçesini kimse bilmiyor. Bilmiyor değil mi? Yok. Şeytan Köşesi hiç de güzel. Yani şeytan başta olması güzel bir şey değil babacığım ya. Ya daha güzel bir isim olamaz mı ya? Mesela şeye gittim, Bayburt'a gittim. Orada bir ya yöresel yemekleri var. Bir yalancı dolma dedi. Ya dedim dolmaya niye yalancı diyorsunuz kardeşim? Değil mi? Bir dolma yalancı denir mi? İnsana dersin. Değil mi? Yalancı sahtekar. Dolmaya lezzetli dolma koydum. O tarihten itibaren. Dedik bundan sonra bu dolmanın ismi lezzetli dolma olsun. Değil mi? Ya da Bayburt dolması olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Kahve güzeldi dostlar. Epeydir böyle lezzetli kahve içmemiştim. Ben kahveyi beğendim. Sibel'e karısı mı? Evet abi. Gençler selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz burada? Geziyorsunuz. Abi fotoğraf çekmek için geldim. Fotoğraf çekmek için. Var mı böyle güzel yer var mı fotoğraf var çekilecek abi, yer? Var. Manzara var demek ki. Oraya gelip fotoğraf çekiyorsunuz. Nereden geliyorsunuz? Burada mısınız? Evet abi. Siverek'tesiniz. Şanlı mı? Yok canım. Evet abi. Öyle mi? Evet. Yani o kadar güzel bir yer diyorsunuz. Evet. Siverek'te Siverek tavası vardı. Yediniz mi? Evet abi. Nasıl beğendiniz mi? Öğrenci misiniz? Çalışan var, öğrenci var. Eyvallah. Kanalımızın ismi neredeyiz? Belki bakarsınız. Tamam mı? YouTube neredeyiz? YouTube'a gelsin neredeyiz yazıyorsunuz. Gençler teşekkür ediyorum. Serç abi. Eyvallah. Eyvallah. Evet dostlar şimdi neredeyiz? Siverek Kalesi'ndeyiz. Böyle gençlerle karşılaştık. Konuşmak istediler. Biz de tamam dedik. Dostlar burası Siverek Kalesi. Zaten şurası da Siverek görüyorsunuz. Geziyorsunuz güzel güzel. Var mı öğrencilik falan? Hayır. Baba niye? Bıraktınız mı okulu? Yok ben okulu bitirdim. Ne çabuk bitirdiniz ya. Maşallah vallahi geziyorum. Kendilerine iyi bakıyorlar. Evet böyle geziyorsunuz. Bol bol da kitap okuyalım. Evet. Değil mi? Kitap okumadan olmaz. Baba şeyin çok güzel bir sözü var ya. Rasim Özden Ören. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir sözü. Adam ne diyor biliyor musun? Kitap okumadan meydan okuyamazsın diyor ya. Mükemmel bir şey be kardeşim ya. Görüşürüz. Kanalın ismi neredeyiz? Belki abone olmuşsunuz. YouTube neredeyiz? Kanalımızın ismi neredeyiz? YouTube. Nerede? YouTube'a giriyoruz neredeyiz yazıyoruz. Tamam mı gençler? Abone arıyoruz baba ne yapalım? Hadi görüşürüz sağ olasın. Eyvallah teşekkür ediyorum. Adıyaman videosu var onu atacağım. Adıyaman videosundan sonra Siverek videosu atacağım. Ama takipte kalın. Hangi kanalda? Neredeyiz? YouTube neredeyiz? Tamam mı dostlar? Kanalın büyümesi lazım. Bu kanal iyi bir kanal tamam mı? Hadi görüşürüz gençler. Bol bol kitap okuyun. Burası tabii Siverek Kalesi. Abi ilk defa Asurlar tarafından yapılmıştır kale. Şehrin merkezine yakın kardeşim. 1-2 dakikada kaleye gelebiliyorsun. Buraya abi tabi vakti zamanda o zamanlar abi. Diyarbakır'ı böyle dış saldırılardan korumak için abi. Ordu buraya gelip dinleniyor kardeşim. Kale böyle güzel. Şimdi Siverek'in nüfusuna baktığımız zaman 2024 TÜİK verilerine göre nüfus 272 bine yakındır. Böyle bir kaledeyiz dostlar. Güzel dediğim gibi ya şu yerlere falan çöp atmayalım dostlar. Tabi doğamızı kirletmeyelim. Bak ne kadar güzel bir yer. Geleceksin. Çayını içeceksin. Dinleneceksin. Geldik böyle kalenin tepesine. Abi Siverek böyle. Şöyle. Dostlar bu arada kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Genelde unutulabiliyor. Burası kale. Siverek Kalesi yukarıda. Şimdi hemen aşağısında Abdal Aga Hamamı var dostlar. Burası tarihi bir hamam. Osmanlı döneminde yapılmış. Yalnız tabi hamama bakım yapılmadığı için harabeye dönmüş. Aslında tarihi değerlerimizi korumamız lazım. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ne olmuş? Buraya hep çöpe dönmüş. Hep çöpe dönmüş. Çok yıkan. Ya olmaz değil mi? Korumamız evet. Gerekiyor. Evet. Çok yazık. Çok yazık diyoruz. Hakikaten korumamız lazım. Ama maalesef böyle harabeye dönmüş. Bir daha yeniye dönmez. Dönmez mi diyorsun? Hiç dönmez. Keşke dönse değil mi? Tarihi eserimizi evet. Korusak. Evet. Şu arkadaşlar. Önem vermiyor ki. Önem vermiyor. Evet. Yani tarihi bir yer arkadaşlar. Burayı hakikaten korumak lazım. Yani tarihi değerlerimizi korumamız lazım. Koruma altına alınmadığı için böyle dostlar üzülüyoruz. Böyle tarihi değerlerimiz aslında birer birer kayboluyor. Tarihi değerlerimizi korumak zorundayız arkadaşlar. Çekim yaparken merak ettim. Bir içine girelim. Dengbejeri Siverek Belediyesi. Burası Dengbejeri. Burası hamam mıydı eskiden? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapayım? Bir şey kalın. Ne yapayım? İzlediğine kamişeki. Dengbej izlediğine kamişeki. Delala gazalim çevre gazala çalem. Delala gazalim gazala çalem.
لخیمی بنی بری نابتو می گوری داد چهرم ود گرم سرکار کا خدا ورد کارن سوری ود ناریم ازی اردگم اردگا خاوری بگانا گولا حجا وزارم ازی بلند رکه بلند رحنزایی آی زی خور خور نبگل گل بند قرمی قرش داغه هلا پیز چیرن تموتن که لکاش وانی خوی خمال مای آی سبر آی آی سبب آی آی Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Ne kadar güzel söyledi ya. Yani. Dengbej evi burası değil mi? Evet, Dengbej evi. Ne zaman burası? Severek'in Dengbej evi bizim yönetimimizin de o adamdır. Mustafa'dır. Siz de Mustafa abi. Onu da bir, çıkar kelime şeyim var. Evet. Size Mustafa abi, size söylüyor musunuz? Ben de söylüyorum. Ben de mahalli sanatçıyım. Evet. Burası Süverek Belediyesi'nin yeri. Süverek Belediyesi Dengbej evi. Dengbej evi. Evet. Ne de Dengbej? Dengbej demek mesela şöyle anlatayım. Mesela eskiden kan davaları üstüne falan çok dengbejlik söylenirdi böyle evet. Bir saat, bir buçuk saat. Yani böyle diyelim ki kendini anlatamayan, kendini ifade edemeyen hepsini dengbejliğe döküp de kendini öyle ifade ediyordu. Öyle mi? Bir aşk da var mı dengbejde? Tabii ki. Tabii ki hep aşktır zaten. Öyle mi? Aşk olmadı mı zaten evet. Bir şey çıkmaz ortada. Evet. Hep her şey aşkın üstüne çıkar zaten. İzzedin amcanın dediği delal zaten. Ben hep aşkın üstüne. Bu aşktır ben, zaten. Ben yapmışım. Öyle mi bu? Evet. İzzedin amca sen mi yaptın ya bu şeyi? Ya bunlar beni besledim. He bunlar beni besledim. Aşıklık var burada galiba. Yani. Siz mi aşık olmuşsunuz? Evet. Ve aşık oldunuz o aşkın üzerinize bu. Dolayısıyla ben ufaktım ama bu gençler gibiydi ben söylüyorum. Bu gençler gibiydi İzzedin amca evet. Dengbej o zaman odalarda biz söylüyorduk. Şimdi televizyon falan çıkmış o konu ayrıdır. Evet. Mesela gidiyordu dögen mögenlerden de söylüyorduk. Sabaha kadar söylüyorduk. Yani bazı kere bazı dengbejler var mesela söylemler var. Mesela Devreş-i Abdi Memuzini bunlar iki, her birisi 2-3 saat 4 saat sürer. Allah Allah. Ya. Vay be. Peki aşkın üzerine söyledin. Birine aşık oldu. Evet. Peki şey yaptın mı abi? O evlenebildiniz mi ya? Kavuşabildiniz mi? Evlendim. Evet. Kavuştum. Demek ki çarkı şeyi söyleyince bir dengbej kavuşulabiliyor. Ya çok güzel ya. Bu kültür gerçekten çok güzel. Peki ne zaman oluyor abi ne zaman? Yani bu hangi şimdi, saatlerde, hangi günlerde yapıyorsunuz? Şimdi normalde mesela İzzedin amca bugün geldiyse hemen başlar. Yani belli bir günü yok yani. Bir günü yok. Evet. Yani her zaman açık tabii burası hafta içi. Evet. Bugün de TRT Kürdü burada. Gelecek. O da İzzedin amcayı çekecek. Evet. Güzel. Onlar için biz açık tuttuk. Yani normalde cumartesi günleri kapalı. Hafta normalde. İçi var. Evet. Hafta içi yani mesai olduğu günler. Doğru. Açık yani 8-5. 8-5. Evet. Güzel. Tabii ki burada başka etkinlikler de çok oluyor. Tüm çok televizyon programı burada çekildi. Yapılıyor, doğru. Evet. Ambiyans da çok güzel. Bir tarihi bir yapı. Yeni burası mi yapıldı hamam. Burası? Hamamdı değil mi? Burası eskiden hamamdı. Cincikli hamam diyorlar buraya. Tarihi bir yer burası. Çok tarihi. Yani buranın şöyle söyleyeyim. Buranın tarihi ta 1020'lere dayanıyor. Biz dengbejler hep fakiriz. Hep fakiriz. Devlet bize bakmıyor. Ama gönlümüz zengin. Ha, gönlümüz zengin. O konudan biz gelip bu fakirliğimiz dolayısıyla burada gelip kafamızı boşaltıyoruz burada. Değil mi? Evet. Böyle söylediğiniz zaman benim kafam rahat olur. Evet. Yani bir haftada bir iki sefer söylemezsen ben hasta olurum. Değil mi? Evet. Onu dökmek istedim. Peki herhangi maaş var mı? Maaş veriyor musun? Maaş yoktur. Maaş kim bize maaş veriyor? Hiç. Ben vermiyorum. Mutlaka bir şey yapıyor mu ya? Yok. Maaş yok yani. Yok, bir şey yok. Nasıl geçimini sağlıyorsun? Başka bir iş yapıyoruz. Geçim hayvancılık? Hayvancılık. Tarım, hayvancılık. Şey uğraşıyoruz yani. Uğraşıyorsun evet. Bir şeyler değil mi? Bu gönül işidir. Gönül işi tabii. Aynen. Kimisi buna gönül vermiş. Evet. Yani gönül veren insan ben de isterim böyle mesela kültürümüz kapalı kalmasın. Tabii yani. Tabii tabii. Saklı kalmasın. Millet herkes bilsin. Tabii. Onun için biz de çabalıyoruz yani. Çabalıyorsun ben evet. Geldim. Siz de burada oturup söylüyorsunuz böyle. Bazen ben de söylüyorum. Söyleyebilir misiniz az bir şey? Az bir şey söyleyeyim mesela. Tamam. Kürtçe mi? Zazaça mı? Kürtçe söylediniz değil mi? Ben bir tane de zazaça olsun. Allah'ım bir tane zazaça olsun. Merak ettim zazaça. Ben de Kürt'üm ama zazaçayı merak ettim.
Oyu zengin fuhuar dayo var yetesto ve şuvaro. Oyu zengin fuhuar dayo var yetesto ve şuvaro. Cenyek çin yatım be karo, halil abi, halil abi. Cenyek çin yatım be karo, halil abi, halil abi. Halil abi oyo yeno, açtın açtın huhelkeno. Halbuki rafam nekeno, halil abi, halil abi. Halil abi, halil abi. Allah razı olsun. Vallahi helal olsun. Yüreğinize sağlık. Yani ne kadar güzel. Bu da bize ait bir eserdi. Öyle mi? Yani kendimiz, kendi çapımızda bir şeyler de yapıyoruz. Bir tane Halil abi vardı öyle çok. Bunun bir hikayesi varmış demek ki. Hikaye derken hikaye bizim aramızda hikaye oldu yani. Doğru doğru. Bir tane Halil abi vardı böyle çok böyle kendini yani böyle çok kendini övüyordu. Aynen. Çok yani, ben değil canım onu yazmayacağım. Yani ben şöyle yaparım böyle yaparım derken öyle aklıma geldi. Sen de böyle bir... Ben de dedim ki şimdi ben Zaza Çağ'da mesela orada zaten anlatıyorum. Evet. Halil abi geliyor. sallana sallana geliyor her şeyi diyor ben biliyorum ama hiçbir şeyden de anlamıyor yani kendine biliyor musunuz öyle bir şey var yani ama buraya ben burayı beğendim burası bakabilir miyiz buraya tabii, çok tabii, güzel tabii, ya tabii. Bir ambiyans bir yeri var arkadaşlar gerçekten tarihi bir yer böyle güzel güzel yapmışlar abi görüyorsun işte böyle tarihi bir yer dengbej bir yer güzel yani eski hamammış böyle ne yapmışlar böyle değerlendirmişler abi burada. Abi beğendim. Güzel yani böyle. Şey güzel. Ambiyans. Gelip burada oturuyorlar. Evet. Böyle odalar var. Odalarda dengbej söyleniyorlar abi. Güzel. Ambiyans böyle. Abi çok güzelmiş ya. Ne güzel ya böyle. Evet. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah. Çok eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Ağzına sağlık. Eyvallah. Allah razı olsun. Serç hava. YouTube'a atacağım. Belki bakarsınız. Neredeyiz kanalın ismi? Neredeyiz? Neredeyiz? Tamam. Çok sağ ol. İnşallah. Hayırlı günler. İnşallah. Allah razı olsun. Serç hava. Serç hava. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada Instagram'da takip etmeyi unutmayın. 2024 TÜİK verilerine baktığımız zaman Siverek'in nüfusu kaçtı ya? Yanlış hatırladım. 285 milyon. Ya yok baba daha çoktur ya dur. Hayretmişim baba Siverek'in nüfusu kaçtı. Not almıştık baba not. Evet bir dakika. Nerede de ya? 285 milyon mu? Ya baba daha çoktur ya. 300 falan olabilir ya. En azından 350 milyon. Al tut şu kamerayı kardeşim ben unuttuk ya. Bir dakika. Baba not bana beni tut. Ver ver. Görünüyor muyum ben? Üf, tamam tut bakalım. Net abi net. Baba notlar tut baba öyle güzel. Notlarımızı tamam. Almıştık. Siverek'in nüfusuna bak. Hayret ilk defa bir nüfusu unuttum. Nereye yazmıştım ya? Dur bakalım hele. Siverek nüfusu. Google'e nüfusu. Google'e. Dur yazma dur Google'e yazma dur. Heh 272 bin hayret bak, ya. Ne dedim ben 280 bin. Değil mi?